Gerçekten herkese merhabalar. 24 ekranlarında bundan böyle yepyeni bir programla beraber olacağız. Her hafta farklı bir branşı hem öğreneceğiz hem uygulayacağız hem de o spor dalına dair en başarılı ismi ekranlarımızda konuk edeceğiz. Bu haftaki konumuz tekvando. Konuğumuz ise Nur Tatar. Tekvando. Bu hafta spor çifti bu savunma sanatı ve sporunu daha yakından tanıyacağız. Yaklaşık 600 sene önce ortaya çıkmış bu spor, iki ayrı sistem olan ayak ve yumruk metodunu bir araya getirmiştir. İlk olarak Kore askerlerinin kendini savunmak için geliştirdikleri bir savunma sanatıdır. Tekvando kelimesi Korece, Ti, Kon ve Do kelimelerinin birleşimidir ve tekvando olarak Türkçeleştirilmiştir. T kelimesinin anlamı tekme, Won kelimesinin anlamı yumruk, Do kelimesinin anlamı ise iyilik ve doğruluk. İsminin de içinde taşıdığı üzere bu sporun felsefesi de tüm gücünü yalnız iyilik için harcamak üzerine. Yani bu gücü zarar vermek üzere kullanmak tamamen yasak. Aslında seyrederken hareketlerin içindeki disiplin, sakinlik ve koordinasyon bunu insana zaten hissettiriyor. Hemen hemen bütün uzak doğu sporlarında olduğu gibi tecrübe ve ustalığı belirtmek üzere elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılıyor. Derecelendirmeyi kolaylaştıran bu kuşaklar sırasıyla beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve siyah renkte. Tüm dünyada oldukça tercih edilen bu spor, Türkiye'de pek çok sporcu tarafından profesyonel olarak yapılmakta. Öyle ki güreş ve halterle birlikte tüm uluslararası turnuva ve organizasyonlarda en başarılı olduğumuz spor branşlarından biri oldu tekvando. Elbette bu başarıda parmağı olan pek çok isim var, ancak 2012 Londra Olimpiyatlarından gümüş, Korea, silver to Nur Tatar of Turkey and bronze to Helena from 2016 Rio Olimpiyatlarındansa bronz madalyayla ülkeye dönen Nur Tatar, tüm dünyada sesimizi en çok duyuran sporcularımızdan biri. Yanına gidiyoruz dedik. Geldik sonunda. Arkamda gördüğünüz alanda antrenörü geliyor. Şu anda Nur yeni şampiyonalara, yeni olimpiyatlara hazırlanıyor. Zaten Rio'dan da geri döndü kendisi. İsterseniz gidelim, biraz antrenmanı seyredelim. Seyirciler, Nur Tatar'ın yanına geldik dedik, antrenmanını seyrettik, hepimizi büyüledi. Gerçekten ne kuvvetli tekmelerdi onlar öyle. Nasıl bir şey, inanılmaz. 8 tane madalya geldi Rio'dan, bir tanesi Nur'a ait. Ve hepsi aslında güreş, halter, daha çok Türkiye'nin almaya aşina olduğu madalyalar. Ama sen 2 olimpiyattır bizi tekvando madalyasıyla da taçlandırıyorsun. Tebrik ediyorum öncelikle seni, sonra teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için bize. Ben ama senin aslında çocukluğundan başlamak istiyorum. Babası tarafından desteklenmiş bir kız çocuğusun. Ama Van'da büyüdün diye biliyorum, doğru. Nasıl gelişti? Nasıl sen tekvandoya başladın? Ailenin desteği nasıl bu denli üzerinde oldu? Başarı hikayeni bir dinlemek istiyorum. Ya, tabii ben çok küçük yaşta başladım tekvandoya. Babamın sporcu olması, babam profesyonel futbolcuydu ve antrenörlük yaptı. Artı abimin de özellikle abime özenerek zaten başladım tekvandoya. Abim tekvando yapıyordu. Eve geldiğinde, gittiğinde tabii ben kıyafetlerini, kuşağını, kemerini falan gördüğümde çok özendim. Ben de istiyorum diye tutturdum. O şekilde başladım. Babamın spor salonunda devam ettik tabii. Abim sonra bıraktı ama ben devam ettim tekrar. Zaman geçtikçe tabii başarı almaya başladım. Başarı daha çok böyle sevdirdi tabii ki tekvandoyu. Dövüşmek içimde varmış diyelim yani. Devam ettim. Çok şükür böyle güzel yerlere geldim. Tabii benim için çok büyük hayallerdi. Avrupa, dünya, olimpiyat madalyaları belki. Çünkü yaşım çok küçüktü. Ama zaman geçtikçe tabii tekvando yaptıkça ve Türkiye şampiyonalarında madalya aldıkça bu beni daha çok heveslendirdi tekvandoya. Ailemin desteği çok büyüktü. Çevremdeki insanların desteği çok büyüktü. Sonuçta bu herkes için geçerli. Bütün ailelerin zaten spora gerçekten çocuklarını yönlendirmesi benim için çok onur verici. Ve ben bunu örnek olabiliyorsam
Ne mutlu bana. Böyle yani. Peki senin ailenin çevresinde onu merak ediyorum. Etkili oldu mu? Yani mesela bak Nur neler yaptı, biz de çocuğu okutalım. Ya tabii ki sonuçta belki karşı çıkan insanlar bile vardı bu duruma. Kız çocuğu tekvando yapar mı diye ben çok tepki aldım ama ya bu tepkiden dolayı hani hiçbir zaman yılmadım tabii ki. Karşı çıktı mı aile? Bunu daha aile? Çok başarı alarak hem Türkiye'ye hem de doğudaki insanlara çok sevdirdim tekvandoyu. Çünkü tekvandoda gerçekten bir kız çocuğunun tekvando yapması günümüzde de kendini koruyabilmesi kadar çok önemli bence. Sonuçta tekvando savunma sporudur. Çıplak ayak, çıplak ayak ve disiplin demektir. İlla ki başarılı olacaksın diye tekvando yapacaksın diye bir şey yok. Bence kendini koruyabilmen kadar da tekvando bilmen gerekiyor bence. O yüzden ben olimpiyatlardan dolayı tekvandoyu çok duyurduğumuzu ve Türkiye Tekvando Federasyonu'nun da hani bu konuda inanılmaz bir şekilde insanlara tekvandoyu tanıtımı gerçekten mükemmel oldu. O yüzden ben inanıyorum ki doğuda da şu an bakış açıları çok farklı ve bana böyle tepkiler de geldi. Aa, tekvando böyle miymiş? Hani tekvando bu kadar keyifli mi? Tekvando bu mudur yani? Diye çok tepki aldım. Memleketine gidiyor musun? Tabii ki gidiyorum. Peki nasıl oradaki tepkiler sana karşı? Ya çok güzel. İnsanların tepkileri sonuçta tamamen Türkiye için bu madalyayı getirdim. Özellikle son 2012 olimpiyatlarında tabii ilk madalyamda 19 yaşında aldım. Evet. Ya bu benim için çok büyük bir gurur oldu yani. Büyük bir onur oldu. Hani bu madalyayı onlara da armağan etmem. Onlar için de çok büyük bir güzellik oldu tabii ki. Sonuçta orada doğuyorsun, orada büyüyorsun. Hı hı. Ve oranın halkının bir çocuğusun. Doğuda da böyle bir şekilde Van gibi bir yerden çıkıp bu madalyaları almak benim için farklı bir duygu gerçekten. Sonuçta oradaki insanların spora bakış açısını değiştirebiliyorsam, oradaki çocuklara bir nebze çok güzel örnek olabiliyorsam ve o çocuklar artık kız çocuklarının tekvandoya ve öbür branşlara gönderme bakış açıları insanların ailelerini değiştirebiliyorsa ne mutlu bana diyorum yani. Silver to Nur Tatar of Turkey and bronze to Helena Fromm of Germany. And now she's got the Olympic Games bronze medal. Şimdi ben senin kıyafetlerini giydim. Az önce sen anlattın hani abinin eşyalarını gördükçe evet. Özendim dedim. Ben de özendim hakikaten. Dedim keşke ben de tekvando yapsaydım. Seni izledikten sonra ne kadar terlediğini gördükten sonra da aslında bunun belki benim gibi bir insan için sadece zevk almak ve form tutmak için de yapabilir mi acaba düşüncesini kafamda oluşmasını sağladı. Ya tabii ki. İnsanlar sadece işte dediğim gibi biraz önce de başarı alacağım diye. Tabii ki yani sonuçta olabilir. Şu an kendini koruyabilecek kadar bence tekvando öğrenebilir. Her insan öğrenebilir tabii ki. Ama belli bir başarıya yükselmek istiyorsan ve belli bir hedefin varsa tabii ki küçük yaşta başlamak en doğrusu. Sonuçta bu zaten çocuk kendini de bir yerden sonra belli ediyor. Hani nasıl böyle 5-6 yaşında, 7 yaşında bir insana hani o çocuk neye heves sarar, hani neye de yeteneklidir az çok kendini gösterebilir. Yani bu tekvando için de aynı şekilde geçerli. Zaten bir çocuğun içinde o dövüş ruhu varsa yani kendinde hani onu görebiliyorsa, o korku yoksa içinde zaten. Hani bence müthiş bir şekilde de istediği yolda okulaşmak gibi bir düşüncem var değil mi? Öyle bahsettin. Tabii inşallah yani. Sonuçta Türkiye'de sporu yaygınlaştırmak hepimiz yani sonuçta istiyoruz. Ve tekvando, güreş, judo bütün olimpik branşlarda daha çok başarı getirmek istiyoruz Türkiye'ye. Tabii ben de bu aldığım başarıları, aldığım eğitimi bir şekilde aktarmak istiyorum tabii. İnşallah böyle bir durum olursa tabii gönülden isterim. Peki biraz menfaatlere yönelik de özellikle de çocukken bu kullanılıyor mudur acaba? Mesela öfkeni yenip düşüyor. Ben tahminimce sporcu olsam senin aklın tekmeleri atıyor olsam herhalde çok korkunç bir insana dönüşebilirim diye düşünüyorum. Yok, bu gücün vermiş olduğu da çünkü bir özgüven de oluyor, bir belki özellikle de ergenlik çağlarında. Başından geçen enteresan bir olay var mı bize anlatabileceğin? Yani yok. Şimdi kendini korumak için tabii ki dışarıda herhangi bir durum başına geldiğinde tabii kendini korumak için uygulayacaksın. Mesela çok güçlü, kuvvetli biri gelmiştir yanına. Belki bir kavga etmişsindir, ya bir adamdır bu vesaire. Herkes çocuğun bir hikaye başına gelebilir. Sokakta işte laf atma olayları evet. vesaire. Tabii bunlar başına gelebiliyor. Benim başıma da öyle bir kere Van'da gelmişti tabii ki. Kendimi korumak için tabii vurdum yani. İki kişi vurmuştum. İki kişi mi? Kendini savunmak için tekrar bu metabolizm giriyorsun. Çünkü karşındaki insan sana vurmayana kadar yine bir sporcunun yani sonuçta biz tekvando yaparız ama biz bunun yanı sıra
tekvandonun içerisindeki disiplini de görüyorsun. Evet. Ve bu disiplinle biz kalkıp tekvandoda öğrendiğimiz, salon içerisinde öğrendiğimiz teknikleri dışarıda insanlara uygulamak için öğrenmiyoruz. Ve zaten sen inanılmaz da sakin bir yapıya sahipsin. Sonuçta spor tanıtımında her şekilde biz elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz tabii ki. Ama biraz önce dediğim gibi hiçbir şekilde sokakta kullanmıyoruz. Gerek duymadıkça. Ve öğrendiğimiz teknik ve taktikleri daha çok böyle insanlara tanıtım için kullanıyoruz. Onda biraz hocanın da parmağı var o zaman değil mi? Yani sana bu disiplini nasıl aşıladığı da önemli. Bizim şu an milli takımda teknik direktörümüz Ali Şahin'le birlikte çalışıyorum. Yani inanılmaz bir şekilde o disiplini zaten her sporcuya veriliyor. Ve ayrıca kulüplerde de Türkiye'de zaten kulüplerde yetişiyor sporcular ve öyle milli takım seviyesine geliyor giriyor. Bu disiplini çocuk tekvandoya başladığı andan itibaren salona girişlerde ve çıkışlarda verdiğimiz selamlar, hocaya selam, bayrağımıza selam. Yani bunlar bütün sporların altında o disiplin yatmalı. Çünkü o disiplin olmasa zaten başarı gelmiyor bir yerde. O yüzden bunu korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sana gelmiş olsaydım, tekvando öğrenmek istiyorum deseydim sana ya da ne yapabilirim ben deseydim, nasıl test ederdin beni en azından? Ya tabii sonuçta bir tekvando, yani ilk böyle gelip başlamak isteyen bir insan ilk önce o ortamı tanıyor. Yani bakıyor, görüyor, izliyor. Hani o çocuk kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii sizin biraz daha yetişkin bir haliniz olduğu için hani böyle bir durumda. Yani teknik gösterebilirim ben size ancak. Yani atabileceğiniz, uygulayabileceğiniz teknikleri de gösterebilirim yani. Deneyelim o zaman. Evet, deneyelim. Ayağının üstüyle ileri doğru çekmeyi uzatıyorsun. Vücudun rakibine, yani rakibinin vücuduna doğru. Evet. Sağlı solu vuralım. Evet. Oluyor. Ya yani iyi gidiyor mu? İlk deneyime göre süper. Altyapıda keşfettiğin iyi bir yetenek falan var mı? Ya tabii altyapı tekvandoda çok güçlü geliyor şu an. İnşallah Türkiye'de iyice de yaygınlaştı tekvando ve inşallah milli takım seviyesinde çok güzel, çok iyi, çok başarılı sporcularımız var. İnşallah hep beraber el ele çok güzel başarılar alacağız inşallah. Umarım senin örnek olman onlara, kız çocuklarının özellikle, erkek çocukları için, çünkü spor zaten aşina olduğumuzda bir şey aslında. Kız çocukları için tekvando biraz farklı. Sayın seyirciler çok teşekkür ediyorum. Nur bize bugün zamanını ayırdı. Hem benimle birlikte spor yaptı, hem antrenmanın kapılarını açtı, hem kostümlerini verdi, hem madalyasını paylaştı. Çok çok teşekkür ediyorum Nur. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nur Tatar'la beraberdik. Ancak şimdi hocamız Serkan Bülbül'ün yanına gideceğim. Sizler için tekvando yapmaya çalışacağım ve tekvandonun taktiksel bilgilerini de öğreneceğim. Bu arada da kısa bir es vereceğim. Çünkü çok tatlı minik tekvandocularla tanıştırmak istiyorum sizi. Dilerseniz o klibe gidelim. Seyirciler Sportif'te Nur Tatar'la birlikteydik. Şimdi de yanımızda bu önemli sporcuları tekvando dünyasına kazandırıp madalyaları ülkemize getirmesini sağlayan isimlerden biri var. Serkan Bülbül, çok önemli tekvandocuları yetiştirdiniz. Madalyalarla ülkemize gelmesini sağladınız. Aslında siz
görünmeyen yüzüsünüz bu perdenin. Biraz sizi tanıyalım isterseniz. Antrenörlük hayatımı 2000 yılında başladım. Hı hı. 2000 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde kurdum. Halen de burada devam ediyorum baş antrenör olarak. Hı hı. İşte kulübümüzde dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, iyice başarılı sporcular yetiştirdik. Servet Tazegül de bu kulüpte. Hı. Evet, bunlardan biri. Gençler milli takımda antrenörlüğe başladım. Şu an Ali Hoca'nın yanında, teknik direktörümüz Ali Şahin'in yanında büyüklerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı antrenör olarak. İşte Murtatar'a, Servet'e, diğer başarılı sporcularımıza faydalı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Murtatar'la birlikteydiniz bu sene Rio Olimpiyatlarında. Nur aslında daha başarılıydı ama heyecan vardı biraz sanırım, değil mi? Murtatar'ın çok farklı özellikleri var. Evet. Çok hırslı, çok çalışkan bir sporcu. Yani Ali Şahin'in çok takdir ettiği bir sporcu. Yani biz yani orada aslında üçüncülük madalyasını aldı ama bizim gözümüzde şampiyon diye bakıyoruz. Çünkü en zor rakip üçüncülükte geldi. Evet. Yani biz Chinese Taipei'nin kızın finalde gelmesini, yani finalde gelirse, hı-hı, biraz bize sıkıntı olur diye bekliyorduk. Hı-hı. Yenilince biz şampiyonluk, yani şampiyon olduğu gözüyle baktık. Neden tekvando bu kadar tercih ediliyor? Tekvando olimpik olduktan sonra daha, hı-hı, çok rağbet görmeye başladı. Yani olimpik branşlara bakış açısı verilerin daha farklı. Çünkü olimpiyatlarda sporcu çocuklarını görmek istedikleri için, hı-hı, olimpik branşları tercih ediyorlar. Tekvando nedir? Nasıl bir felsefesi var? Kore'nin atasporu. Anaokulunda çocuklar tekvando ile başlıyorlar. Yani Kore'de şehirde gezerken gençler yaşlıları gördüğü an hemen selam verirler. Tabii o doğu prensibini anaokulunda küçükken aldıkları için. Tekniğinden bahsedelim biraz o zaman. Şimdi kuşaklar var. Evet, sporcunun beyaz başarı derecesini ya da tecrübe derecesini gösteriyor değil mi bunlar? Tabii sporcu müsabık olmadan önce başladığı zaman her 4 ayda bir kuşak sınavına giriyor. Hı hı. İşte beyaz kemerde başlıyor tekvandoya. İşte ondan sonra sınava girip sarı kemer oluyor. Hı hı. Bu aşamalardan geçtikten sonra işte kırmızı kemer, sonra kırmızı siyah, sonra siyah kemer. Hı hı. İşte bir dan, iki dan. İki dan, bir dan bunların açıklamasını. Yani konuşuyor. Dan ustalık derecesi oluyor. Onu mu temsil ediyor? Evet, dan onu temsil ediyor. Hı hı. O aşamaya geldikten sonra tabii altyapıdan sağlam yetiştiği için, bütün bilgileri aldığı için yarışmalara katılmaya başlıyor. Hı hı. Biraz da orada pişmeye başlıyor. Yani müsabakalara giriyor. Oradaki aldığı sonuçlarla daha çok tecrübe kazanıp daha büyük maçlara gitme hevesi başlıyor. Mesela en üst tecrübedeki bir sporcuya biz siyah kuşak kaç dan diyoruz? Değişiyor. Bir dan olan var, iki dan, üç dan. Yani en üst mertebesi ne oluyor? Yedi. Yedi. Siyah kuşak yedi dan. Hı hı. Onlar genelde hocalar oluyor. Öyle mi? Tabii. Mesela biraz, Nur'un yani, derecesi nedir? Nur üç dan. Üç dan. Yani hatırladığım kadarıyla. Şunu da merak ediyorum. Yani yedi, sekiz dan olan kişiler çok uzun bir süreç olduğu için genelde çok tecrübeli hocalarımız oluyor. Şimdi tekvandonun çok ciddi sert darbeleri var. Yani antrenmanınızı da seyrettim, tekrar söylüyorum. Ama maçlarda böyle olmuyor. Çünkü artık bir değişik bir puanlama sistemi de var. Bunun da yardımı var. Amaç birazcık daha hamleyi doğru düzgün yapmaktan. Evet. Yani daha çok zeka ile alakalı. Çünkü, hı-hı, açıkları çok iyi görmek gerekiyor. Sporcuya çok güzel oyun kurman gerekiyor. Yani ayakta da sensör olduğu için, hem kaskta hem sevkatta sensör olduğu için bir araya getirmek çorapta gerekiyor. Çorapta mı var demiştiniz? Evet. Belli bir bar sistemi uygulanıyor. Hı hı. O sistemde mesela ortaya vuruşlarda bir puan çıkıyor. Dönerek vurduğunuz an artı bir puan daha ekleniyor. En iyisi kafaya vuruş, evet, kafaya vuruşlar. Şu anki sistemde zaten çok arttı. Neden? 3 puan. İşte dönerek vurduğunuz zaman 4 puan alıyorsunuz. Far yok demiştik. Eğer bel altına vurduğunuzda far var. Çünkü tekvandonun amacı ne kadar havaya kaldırarak tekme atarsın o kadar makbul mü diye söyleyebiliriz. Yani şimdi
direkt bacağı vuruşlarda, direkt kasti vuruşlarda ihtar alıyoruz. Yani bilerek yaptığınız zaman yani bir puanınız karşı tarafa artı bir puan kazandırıyor. Tekvando'nun diğer kategorisi. Nasıl bir fark var Pumse ile Tekvando arasında? Pumse'nin Tekvando'dan bir zorluğu çok iyi konsantre olmanız gerekiyor. Evet, evet. Yani o tamamen odaklanmanız gerekiyor. İşte tribün olsun, çevrenizdeki hiçbir şeyi görmeyeceksiniz. Yani yine Tekvando'nun bir kolu Pumse. Evet. Ve ikili bir şey, karşılaşma değil bu. Yok. Kendi kendinizde meziyetlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Mesela rakip belli oluyor. O rakiple çıkıyorsunuz. Belli, belirlenen pumseleri çiziyorsunuz. Tabii burada düzgün yapan, işte daha dengeli yapan. Çünkü bazen mesela çizerken orada dengeyi kaybettiği an orada puanlar düşüyor. Anladım. O da tabii sporcunun az puan almasına yansıyor. Bayrak selamı. Bayramda selam. Evet. Tamam. Ayaklarımız kapalı. Ellerimizle yumruk yapıyoruz. Yok. Yumruk. Evet. Eğiliyoruz. Bir iyilik, bir üç deyip yavaşça kalkıyoruz. Bundan sonraki aşamada temel tekniklere geçiyoruz. Şu şekilde oturuyorsunuz. Böyle mi? Evet. Hafif. Evet. Uzatıyoruz. Biraz daha geleceğiz. Evet. Ben düzelteceğim sadece. Böyle. Evet. Bu şekilde. Yumruk atıyoruz. Bir. Bunu şimdi aynı bu kadarını geçtik. Evet. Bunu göreceğiz. Evet. İki. Üç. Dört. Şimdi çift vuracağız. Nasıl? Tane tane. Yapın şimdi. İki. Evet. Şimdi üç tane yapalım. Tamam. Bir, iki, üç. Şimdi bir aşağıya vuracağım. Bir ortaya, bir yukarı. İki tane. Evet. Aşağı. Evet. Ortaya. Orta, yukarı. Şimdi buradayız. Evet. Aşağı, ortaya, çene. Buraya şöyle, doğru. Tamam. Evet. Şimdi bir sağ ayağımızı geriye alalım. Elimiz burada, buradan aşağıya bir dokun. Güzel, bunu buraya çekeceğim. Pardon. Evet, yavaşça. Tekrar şöyle. Aslında şuradan yukarıda. Raketlerimizi aldık. Şimdi şu şekilde teknik vuruşlarımız var. Ayağın üstüyle hafifçe vuruyorsunuz. Evet, dizi kırarak. Öyle mi? Hı-hı. Evet. Evet, güzel. Alıştıktan sonra hafifçe çeviriyoruz. Gene tekrar alırsa ayağınızı geri. Evet. Şimdi çevirerek vurmaya çalışıyoruz. Yani ayağın üstüyle. Evet. Gene dizi kırıyoruz. Evet. Direkt kaldırın. Evet, güzel. Şimdi ön ayak. Biraz önce ne yaptık? Arka ayakla vuruş yaptık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ön ayakla vuruş yapıyoruz. Yani olduğumuz yerde direkt ön ayağı kaldırıp hiç oynamadan. Şurada duruyorsunuz. Şöyle kaldırıp dokunun. Evet. Evet. Oo, harika. Bu da güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Antrenmanımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim. Çok zaman ederim. Ayırdınız, bizi burada ağırladınız. Hem de beni çalıştırdınız burada. Bir antrenman yaptık. Beni nasıl buldunuz? Tekvandocu olabilir mi? Tabii ki olabilirsiniz. Neden çok olmasın? Çok teşekkür ediyoruz Serkan Bülbül'e. Bizi burada ağırladı. Başarılarının devamını diliyoruz. Umarım birçok milli sporcuyu madalyalandırırsınız. Hem bizi gururlandırırsınız hem de ülkemiz adına daha da güzel günler bizi beklediğini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Tekvando'ya ayırdığınız vakitten dolayı.
Sportif'in bu haftalık sonuna geldik sevgili seyirciler. Ancak haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.